Kanal S ekranlarından, Samsun'dan Dünya'ya Sağlık Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Doktor Volkan Kınaş, obezite ve metabolik cerrahi uzmanıyım. Sizlere dalında tecrübeli, çok çok nitelikli hekimlerle ve sağlık danışan arkadaşlarımızla birlikte her hafta olduğu gibi yine misafir olduk. Bu haftaki konuğum çok çok kıymetli uzman psikolog arkadaşım, psikolog Deniz Kurt. Kendisi şehrimize İstanbul'dan geldi, çok uzaklardan geldi, çok değer kattı, çok da kıymet kattı şehrimize. Psikolog olması özelinde, tabii ki ben özelde de kendisini tanıyorum, çok çok kıymetli bir arkadaşımız ama Deniz online terapilerde ve psikoterapide çok önde olan bir isim. Sadece bir psikolog olarak değil, aynı zamanda bir eğitmen olarak ve bir eğitim danışmanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Samsun için büyük kazanç, tabii ki böyle insanların varlığı ülkemiz için de büyük kazanç. Ben biraz tanıtmış oldum onu ama kendisinden istiyorum. Sevgili Deniz, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim güzel iltifatlarınız için. Rica ederim. Bunlar iltifat değil. Fazla tevazuya gerek yok. Ben kısaca kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Nerelerdeydiniz bugüne kadar? Neler yaptınız? Volkan hocam, ben psikoloji eğitimimi tamamladım ve daha sonra da klinik psikoloji alanına yoğunlaştım. Buradan da aslında daha sonradan terapist olma yolculuğuna başladık. Yani psikoterapist dediğimiz kavramdan bahsediyorum. Döndüğümüzde, baktığımızda bu alanda uzun süre çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Çok sevgili hocalarımızın sayesinde bilgi birikimlerinden destek alarak dönüp bu zamana kadar gelebildik diye düşünüyorum. Siz beraberinde bir takım psikoloji derneklerinin danışmanlığını ve genel sekreteryasını da yürütüyorsunuz. Doğru. Tabii onların birçoğunun merkezi İstanbul'da, değil mi? Doğru. Buradaki eğitim sempozyumlarının organizasyonlarını yapıyorsunuz. Psikolog ve psikoterapist olmak yolculuğundan bahsettiniz ya, cümlenin içinden böyle çekip aldım onu. Sanırım psikolog olunmuyor, olunmaya çalışılıyor. Yıllarca devam ediyor bu eğitim. Süper, harika. Çok güzel yakalamışsınız Volkan hocam. Yani isterseniz belki şöyle yapmak lazım ekran başındaki izleyicilerimiz için. Dönüp öncelikle psikolog, psikiyatrist ve terapist kimliklerinin neler olduğundan bahsetmek lazım ki izleyicilerimiz de anlayabilsinler. Şöyle tanımlamak belki de daha uygun oldu. Yani psikoloji eğitimini tamamlamış ve bu konuda üzerinde bir lisans eğitimi almış kişilere biz psikolog diyoruz. Psikiyatristlerse dediğimiz gibi yani tıp alanından çıkış yapmış ve daha sonradan psikiyatri kısmına yönelmiş hekim arkadaşlarımıza da psikiyatrist diyoruz. Fakat bir terim var ki o da terapist. Terapist ne psikiyatrist ne de psikologdan bağımsız bir şey. Terapist dediğimiz şey aslında yani sözlü olarak yapılan, belli bir sınırları olan psikoterapinin uygulanmasının ehliyetine sahip kişilere verilmesi gereken ünvan. Neden verilmesi gereken ünvan diyorum Volkan hocam? Çünkü bizde psikoterapist tanımlaması henüz ülkemizde mevcut değil. Ve bu sebepten dolayı da bu alan birazcık açık. Her açık alan. Açık gibi. Derken biraz suistimale de açık. Evet, mı biraz da suistimale açık. Evet. Bu üzücü bir durum tabii ki. Ama biz biraz önce bahsettiğiniz oluşumlar ve derneklerden bahsetmiştiniz. Bu dernekler içinde daha çok yetkinliğe sahip, insan hayatına dokunmak için ehliyet sahibi olmak isteyen insanların eğitiminden sorumlu kişilerden biriyiz. Yani insanların aslında ne yapmaya çalışıyoruz? Daha kaliteli hizmet alabilmeleri için, daha standartize olmuş hizmet alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aslında temel niyetimiz bu. Hocam, tabii ki ben biraz da izleyicilerimizin bizi anlaması açısından. Tabii. Yani psikolog psikiyatrist değildir. Ya da psikiyatrist psikolog değildir. Kesinlikle. Ama her ikisinin ortak paydası vardır, psikoterapist. Doğru. Ve siz hem bir psikolog hem de bir psikoterapist olarak çalışma hayatınıza devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Efendim, çalışma hayatına devam ediyor derken o kadar yoğun devam ediyor ki kahve içecek fırsat bulamıyoruz birlikte. Ama biz onu kopartıyoruz ara ara. Şimdi psikoterapiden kastımız şu. Hastamızla ya da danışanımızla oturup belirli bir süre içerisinde onun hayatta karşılaşmış olduğu engelleri aşabilmesine yardımcı olmak ya da onunla aynı yolda yürüyor olduğunuzu hissettirmek. Ya da onunla bu seanslar süreci diyelim tamamlandıktan sonra tek başına hareket etme kabiliyeti ona sunabiliyor olmak gibi algılıyorum ben. Siz bu psikoterapistliği nasıl açarsınız bize? Yani hastalarınız size birçok sebepten geliyor. Kaygıyla geliyor, depresyonla geliyor, anksiyetesi olan geliyor, değil mi hocam? Evet. Ama siz onlara bir yerden dokunmanız gerekiyor.
Yani psikoterapinin temel ilkeleri nelerdir? Yani 45 dakika boyunca sadece beni dinliyor musunuz? Yoksa bana katkılarınız nereden neler oluyor? Volkan Hocam çok harika söylediniz gerçekten. Yani insan hayatına dokunmaktan ve bunun bir yolculuk olduğundan bahsettiniz. Ve belirli bir çerçevesi olduğundan bahsettiniz. Biraz önce yolda gelirken ben bir beyle karşılaşmıştım asansöre binerken. Ve bey bana şöyle dedi. Hocam dedi siz psikolog musunuz? Ben dedim evet. Hocam dedi siz uyutuyor musunuz, ne yapıyorsunuz falan dedi. Ben dedim yok biz uyutmuyoruz, biz uyandırıyoruz dedim. Yani bunu neden söyledim? Yani bizim işimiz sadece dinlemek değil Volkan Hocam. Bizim işimiz sadece dert dinlemek olmadığı gibi aynı zamanda bir farkındalık yaratmak. Belli başlı egzersizlerle bu farkındalığı insanların hayatının içine sokmak. Ben şöyle bakıyorum yani hayatımıza almadığımız herhangi bir bilgi, kullanmadığımız herhangi bir bilgi körelmeye... Körelmeye başlayan bilgimizse zaten zamanla kullanılmamaya başlıyor. Bu sebepten dolayı terapilerde bizim temel amacımız hem bu beceriyi kazandırmak hem de kişiyi kendinin terapisti yapmak. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi terapi bir yolculuk, psikoterapi bir yolculuk. Ancak bu yolu sonsuza kadar biz terapistimizde yürüyecek ve aynı yolda devam edecek değiliz. Biz ihtiyacımız olanı alalım ve daha sonra kendi yolumuzu kendimiz devam ettirelim. Bu beceriyi biz kişiye yani danışanımıza kazandıralım ki danışanımız yolculuğunda başka engellerle de karşılaştığında dönüp mevcut bilgisini cebinden çıkartabilsin ve bu zorlukları yine o geldiği yolda daha önce yaptığı şekilde şimdi de aynı zorluklar üzerinden gelebilsin. Yani çok daha kolay üstesinden gelmeyi öğretiyoruz diyorsunuz bir yerde. Ve tekrar etmiş oluyoruz diyorsunuz. Şimdi ben tabii ki psikoterapi ve psikiyatri ben genel bir hekim, genel bir praktisyen olarak söylüyorum. Ben genel cerrahi doktoruyum ve tabii ki temelinde bir praktisyenim. Ama psikoloji ve yani psikiyatri, psikolog olmak çok başka işler. Yani biraz daha hekimliğin sosyal tarafı, biraz daha sağlığın sosyal tarafının içerisindesiniz. Dolayısıyla ben Deniz Hocam'ın konuştuklarının içerisinden bazı şeyleri böyle cımbızlayarak tıpkı sizler gibi merak ediyorum ve onları yöneltmek istiyorum. Buyurun. Psikolojik egzersiz dedin az önce hocam. Evet. Psikolojik egzersizden kasıt nedir? Şudur. İlgimi de çekiyor. Onun için soruyorum. Sıkıştırmak için değil. Rica ederim. Bu arada Deniz Hocam'ın özgüveni çok yüksek. Biz genelde yayından önce misafirlerimize deriz ki sizlere ne sormamızı istersiniz. Onlar da bize bir liste verirler ama Deniz Hocam sohbet edelim hocam dedi. Böyle İçimizden nasıl geliyorsa öyle arkadaş. Olsun dedi. Ben de şimdi sorayım ona. Psikolojik egzersiz. Hem de altını çizelim buranın. Tabii. Şöyle oluyor Volkan Hocam. Ekran başındaki izleyicilerimize de paylaşalım hakikaten bunu. Çünkü neden? Şu sebepten dolayı. Bizim işimiz birazcık kapalı kapılar ardında yapılıyor. Siz bir hekim olduğunuz için doğası gereği yanınızda asistanlarınız oluyor. Ameliyatlar dışarıdan izlenebiliyor. Hasta yakınları gelebiliyor gibi birçok şey var. Fakat bizim alanımız biraz böyle değil. Biraz kapalı kapılar ardında. Ve doğası gereği böyle olduğu zaman da hafiften suistimali de biraz önce bahsettiğimiz gibi açık oluyor. Fakat burada bizim o biraz önce bahsettiğimiz egzersiz olarak nitelendirdiğimiz şeyler şunlar. Danışanımız geliyor ve temel bir problem var. Atıyorum temel problemi ne olsun? Biraz daha kaygılı bir kişi olsun. Ve atıyorum önümüzde hangi konular var? Sınav olsun. Sınavla ilgili yoğun düşünceleri var. Sınavla ilgili yoğun kaygıları var. Dönüyor ve sınavla yapamayacağıyla yönelik yoğun düşünceleriyle uğraşmaktan sınavın kendisine odaklanamıyor. Sınavın kendisiyle uğraşacağına dönüyor zihnindeki düşüncelerle daha çok uğraşıyor. Daha çok uğraştıkça daha çok ne yapıyor? Dönüyor ve yapamayacağına daha çok inanıyor. Yapamayacağına daha çok inandıkça buna yönelik işaretleri daha çok fark ediyor. Sonra dönüyor denemelerine giriyor. Denemelere girdiği zaman aklındakiyle uğraşırken önündekine konsantre olamıyor. Önündekine konsantre olamadıkça vakit geçiyor, vakit geçince dönüyor ve ben niye konsantre olamıyorum diye bu sefer konsantrasyonun olmayışıyla ilgili ayrı bir kaygı duyuyor. Yani bir yerde bir sorun bir başkasını doğuruyor. Süper. Aynen öyle oluyor ve biz bir kısır döngünün içinde kalıyoruz. Bizim verdiğimiz egzersizlerde ise de hayatına sokmasını istediğimiz şeylerse böyle olduğunda dönüp zihnindekilerle uğraştığını fark ettiğinde dönüp hala dikkatini işin kendisinde tutabilmesi için yaptığımız egzersizler gibi. Birçok egzersizimiz var, birçok farklı bozukluk için, birçok farklı problem için. Hatta şöyle diyelim, biz egzersizlerimizi hastalık için vermeyiz. En azından böyle yapmamalıyız.
biz egzersizlerimizi individually tailored dediğimiz, yani aslında kişinin kendi ihtiyaçlarına özel tasarladığımız egzersizler veririz. Onun için öyle planlarız ki kişi buradan alabileceği maksimum verimi alsın. Çünkü öbür türlü biz hastayı değil, hastalığı tedavi ediyor oluruz. Pekala, herkese farklı bir egzersizden bahsettiniz. Evet. O zaman burada da danışanın ihtiyacına göre farklı bir yaklaşım. Kesinlikle. Ama aynı sorunla baş ederken de farklı bir yaklaşım. Kesinlikle. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Burası tabii birazcık ustalık gerektiren kısma evet, giriyor. Evet, burası da doğru birazcık ustalık gerektiren. Yani biraz tecrübe gerektiren, yani biraz değil bayağıca tecrübe gerektiren evet. kısma giriyor. Çünkü yani depresyon eşittir şu psikolojik egzersiz ya da anksiyete eşittir bu psikolojik egzersiz gibi bir tanımınız yok. Ben yok. Böyle anlıyorum ya yok. Da. Her hasta, her danışana yönelik farklı bir yaklaşım içerisinde kalıyorsunuz. Kesinlikle doğru. Peki hocam, terapist olmak mı, terapist kalmak mı? Şimdi süper. Psikologların çok kendi aralarında sohbetlerinde geçer bunlar. Evet. Terapist olmak mı, terapist kalmak mı diye. Volkan hocam gerçekten çok iyi yakaladınız. dediğiniz gibi çok iyi cımbızlamışsınız. Bizim yani eşimle çok sık yaptığımız sohbetlerden biri de bu. Yani terapist olmak ve terapist kalmak üzerinden konuştuğumuz şey. Yani aslında ne diyoruz basitçe söylemek gerekirse, bunun bitmediğinin ve bunun uzun bir yolculuk olduğundan bahsediyoruz. Bunu terapist olmak değil de terapist kalmak olarak söylememizin arkasındaki gerekçe ise şu. Öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceği. Öğrenme hayat boyu devam ediyor. Hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Bazen dönüyoruz. Geçmişimize bakarak öğreniyoruz. Bazen dönüyoruz, hakikaten bir yazılı metin üzerinden öğreniyoruz. Ama öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. Bu sebepten dolayı da terapist olmak ya da bir hekim olmak, üstünü kalemle çizip bitirebildiğimiz bir işten ziyade aslında bize yol gösteren bir pusula gibi, bizim değerlerimiz gibi. Yani zorluklarla karşılaştığımızda da dönüp hala devam etme gücünü bize veren şey. Yani hocam, uzun yolculuk. Gerçekten çok uzun bir yolculuktan bahsediyorsunuz. Evet. Bunu ikinci kez söylüyorsunuz. Ama tabii şimdi hastalarınızla ve danışanlarınızla birlikte bir seanslar bütününe başladık. Önce anladığım kadarıyla sorunun teşhisini koyuyorsunuz. Nasıl bir yol izleyeceğinize karar veriyorsunuz. Tekrarlayan seanslarla birlikte artık tedavi sürecine, işte psikolojik egzersizlerle ya da telkinlerle tedavi sürecine geçmiş oluyorsunuz. Tabii bu uzun yolculuk sonsuza kadar giden bir yolculuk değil. Günün birinde bir yerde artık bu terapiler bütününü kesmeniz kesinlikle. Ve kişiyi kendi başına pusula dediniz ya denize evet. açılmaya bırakmanız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Buraya hangi aşamada karar veriyorsunuz? Genel olarak söylüyorum. Tabii ki psikoloji derya deniz. Aslında evet. Klişelerle, tanımlarla soru soramıyorum ama dilim döndüğünce soru sormaya aslında çalışıyorum. Aslında çok güzel bir kapı açtınız Volkan Hocam. Yani bizim bugün modern terapi dediğimiz, insanların daha çok modern terapi dediği ama benim daha çok kanıta dayalı terapiler dediğim yerdeyiz. Yani neden bahsediyorsunuz? Şundan bahsediyorsunuz aslında. Bu iş nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Yani ne oluyor da biz burada karar veriyoruz? Bu işin bittiğine, terapinin biteceğine kim karar veriyor? Burada yani diğer başka ekollere bakacak olursak şunu görüyoruz. Eskiden danışanın geldiği, anlattığı, terapistin hiç reaksiyon vermeden dinlediği, onu onayladığı ve yoluna devam ettiği, danışanın kendi kendine bir şeyler keşfetmek zorunda kaldığı bir süreçten bahsediyorduk eskiden. Fakat artık bugün kanıta dayalı terapilerde biz danışanlarımız bize geldiği zaman öncelikle hedeflerimizi belirlediğimiz, şikayetlerimizi belirlediğimiz, daha sonra da bu şikayetlerle nasıl bir yolculuk izleyeceğimizi belirlediğimiz, bu zorlukları nasıl üstünden geleceğinizi belirlediğimiz bir çerçevemiz var. Çerçeve dememin sebebi şu, çünkü sınırları olan bir tedavi ancak amacına ulaşabilir diyoruz. Bunu derken de şunu demek istiyorum aslında. Dönüyorum, hiç bitmeyen bir şeyden ziyade başlangıcı ve sonu belli olan bir şeyden bahsediyorum. Süresi belli olan bir şeyden bahsediyorum. Sınırları belli olan bir şeyden bahsediyorum. Peki hocam, hastalığımız var ya da bir şikayetimiz var, size başvurduk. Siz başladınız, teşhisi koydunuz, sorunu belirlediniz az önce bahsettiğiniz gibi ve bu silsilenin sonunda beni artık özgür bıraktınız. Evet. Yani terapiyi de sonlandırmak aslında terapistin tecrübesiyle ilişkili bir şey. Hı-hı. Sonlandıracağı yeri bilmek, sonlandırması gerektiğini bilmek. Kesinlikle. Yani şu var mıdır? 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl boyunca terapilere sürekli devam ediyor olmak diye bir şey var mıdır? Ne kadar gereklidir? Nerede durdurulması gerekir? Aslında bu güzel bir soru Volkan Hocam. Şöyle... Biz birçok problemde bu kadar uzun süreler beklemiyoruz. En azından bizim yaklaşımımızla beklemiyoruz.
Ama bazı özel durumlarda hakikaten düzenli terapi dediğimiz yani 2 yıl, 3 yıl belki biraz daha uzun olduğu durumlarda olmuyor değil. Bunlar da mevcut. Ancak genel anlamda baktığımızda bizim bugün işte bilişsel davranışsal terapi dediğimiz ya da ondan sonra gelen 3. dalga terapiler dediğimiz terapilerde bu kadar uzun soluklu seanslar çok görülmüyor. Yani ortalama olarak 10-16 seans arası gibi bir aralıktan bahsediyoruz. Ve yeterli oluyor genelde. Evet. Peki hocam, sadece depresyondaysam, anksiyetem varsa vesaire psikolojik problemlerim varsa mı size uğramalıyım? Yani sağlıklı bireyle de yola çıkmak, tırnak içerisinde çok özür dileyerek söylüyorum, yaşam koçu gibi yön vermek. Bu da acaba psikologluğun temelinde ya da bir yerinde var mıdır? Evet. Aslında yani ben hiçbir problemim yok sağlıklıyım. Bunu şunun için soruyorum. Kendi kızım için mesela 6 aylıktı bir pedagogla birlikte yürümeye başlamıştık. O zaman bize neden gidiyorsunuz dediklerinde çok küçüktük biz çocuk sahibi olduğumuzda. Dedik ki çocuk sahibi olduk ama nasıl yetiştireceğimizi bilmiyoruz. Önerilerde bulunmasını istiyoruz. Beraber yol yürüyelim istiyoruz. Acaba biz kendimizi biraz zayıf hissediyorsak psikolojik olarak bir psikoterapistle sorun gelişmeden buluşuyor olmamız bize ne kadar? Evet. Yani Volkan Hocam belki de şöyle demek daha anlamlı olur benim açımdan. Dönüp koruyucu hekimlik yapıyor olmak, yani bir bozukluk oluşmadan da dönüp hala bir destek alıyor olmak tabii ki çok kıymetli. Yani siz ne diyorsunuz? Bizim bir çocuğumuz oldu ve biz dönüyoruz. Şimdi bu çocuğumuza en anlamlı şeyi nasıl verebiliriz diye bir uzmana danışıyorsunuz. Bu çok anlaşılır bir durum. Aynı şekilde ben de herhangi bir zorluk yaşadığımda dönüp buradan bir terapiste gidiyor olmam benim için bir problem olmaz. Biz koruyucu hekimlik dediğimiz yani dönüp baktığımızda problem oluşmadan da hala bir şeyler için görüşüyor olmamız çok anlaşılır bir durum. Bunda herhangi bir problem yok. Hatta şöyle söyleyeyim, çok yakın zamanlarda danışanım olmuştu bu konuyla ilgili ve kendisiyle bunu da yani böyle bir durumda lütfen paylaşın hocam dediği için bu tarafı söylüyorum. Şöyle demişti, yani ben geldim ama ne yapacağımla ilgili karar veremiyorum. Ben iş değiştireceğim, ülke değiştireceğim ve bu konuyla ilgili kararsızım. Bu yüzden geldim size. Benim depresyonum yok, benim kaygı bozukluğum yok, benim özel başka bir durumum yok, benim bir patolojim yok. Ki patolojisi olsa bile bir problem değil. Ama sadece bu kararı ben birlikte vermek istiyorum. Çok sınırları belli olan, ne istediğini bilen bir kişi. Tabii ki bu konuda da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bence bunu yapmıyor oluşumuz aslında biraz önce dediğim gibi suistimale açık tarafı devreye sokuyor. Yani biz diyoruz ki patoloji yoksa size yardımcı olamayız. Çünkü bakıyorum düzeltecek bir yer göremiyorum. Oysa ki insan düzeltilmek zorunda olan bir varlıkmış gibi. Sonra dönüyorum bir taraftan açık kalıyor. Ve doğada her yerde olduğu gibi açıklar hep kapatılıyor. Ve burada da tabii ki sonra dönüp baktığınızda elinizde daha az yetkin olan kişilerle daha koruyucu tarafı çalışmak zorunda olan vatandaş oluyor. Ve belki de vatandaş çok daha anlamlı bir şekilde hizmet alabilecekken, çok daha kıymetli bir şekilde hizmet alabilecekken, bu demek değil ki insan için yapılan tüm destekler kıymetsiz. Ama şüphesiz ki bazı destekler diğerlerinden daha kıymetli. O yüzden dönüp bu tarafı da yapıyor olmak belki de bizim için, yani bir terapist için hala çok anlamlı olur diye düşünüyorum ben. Nitekim insana hizmet burada asıl temel amacımız. Hocam, ben cımbızlamaya devam ediyorum. Buyurun. İnsan düzeltilmek zorunda olan bir varlık değil dediniz. Evet. Aslında bunun üzerinden kitap yazılır gibi geliyor ha. Evet. Yani bir problem olmak zorunda değil ya da sana göre problem olan şey aslında düzeltilmesi gereken bir problem değil demek istiyorsunuz. Kesinlikle. Bununla ilgili birkaç cümle söyler misin? Çok can alıcı geldi de bana onun için sormak istedim. Yani genel anlamda bakıldığında şöyle bir gözlük var. Biraz önce bahsetmiştik ya aslında individually tailored yani kişiye özel tedavilerden bahsetmiştik ya. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında hastalığı değil karşımdaki insana yardımcı olmaktan bahsediyorum. Bunun arasında bayağı bir fark var. Şöyle ki öbür türlü çok robotik olan bir şey yaparken dönüp biz kişinin ihtiyacına, kişinin yaşadığı bağlama bakıyoruz. Bağlam derken uzaktan baktığınızda problemli gibi görülen bir davranış belki de kişinin hayatında hakikaten koruyucu bir etkisi var. Burayı eğer hastalığın arkasındaki insanı görmezseniz çok yakalayabilme şansınız kalmıyor.
O yüzden buraya dikkat etmek bence hepimiz için de anlamlıdır. Sevgili izleyicilerimiz, çok yakın zamanda psikiyatri hocamız Koray Karabekiroğlu ile bir program yaptık. Ağzım açık dinlemiştim ve birkaç kez böyle kameraya dönüp bu program bana terapi gibi oluyor demiştim. Bugün Deniz hocamla da yine bir de arkadaşım olacak. Hiç özelde bu sohbetleri yapmıyoruz anlaşılan. Hakikaten hiç baktığımız dinledikçe buraya notlarımı alıyorum, sormak istediğim soruları yazıyorum. Kağıdım doldu. Sanki tekrar tekrar bu programlar yapılması gerekiyor gibi gelmeye başladı. Terapi gibi oluyor program bize de bir yandan. Eminim sizler de keyif alıyorsunuzdur. Peki hocam, şimdi artık bitiriyoruz inşallah COVID'i. Artık sıcak bahardayız, sıcak yaz gelmek üzere. Şimdi COVID süreci insanların psikolojisini etkiledi. Hem de çok etkiledi, her birimizi etkiledi. COVID sürecinde insanlar ne kadar olumsuz etkilendi ya da bu etkilerin ortadan kalkması için. Çünkü COVID'in evet sağlıksal olarak hastaneler daha az doluyor, yoğun bakımlar daha az doluyor. Maskeleri atmaya başladığımız günlerdeyiz. Artık dezenfektan, kolonya, her girdiğimiz ortamda insanlar birbirinden kaçar haldeydi. Ama artık bunun psikolojik etkileri daha yeni yeni çıkacak. Ve bunlardan kurtulmak adına da büyük adımlar atmamız gerekecek belki. COVID ve psikoloji. Evet hocam. Alın size bir kitap daha. Hakikaten COVID ve psikoloji tabii çok geniş bir konu. Fakat ben elimden gelince daraltayım şimdi o kısmı. Yani COVID ile birlikte aslında belki de hayatımızda bir şeyi fark ettik. O da belirsiz durumların bizi, yani insanı ne kadar rahatsız ettiğini fark ettik. Yani COVID bir tehlike, bir virüs. Ve dönüyor, bulaşıyor. Göremiyorum. Göremiyorum ama hayatımda her yerde olabiliyor. Ve dönüyorum, COVID'in kendisiyle ilgili ne yapacağıma dair yoğun bir endişem başlıyor. Bana da gelebilir mi, sevdiklerime de bulaşabilir mi gibi birçok sıkıntı geliyor. Ve biz insanda neyi görüyoruz? En başında hatırlarsınız Volkan Hocam belki. Önce maskeleri almak için saldırırken, şimdi bugün biz maskeleri takmamak için saldırıyorduk. Bundan çok yakın bir tarihe kadar. Yani ne yapıyorum aslında? Alışamam dediğim yerlere bile alışıyorum. COVID ne kadar büyük görünüyordu, ne kadar tehlikeliydi, ölümün hepimize ne kadar yakın olduğunu fark ettik. Ama sonra bu düşünceye bile alıştık. Bakın ona bile alıştık. Görüp baktığımızda en başında aşılar gelmiyor diye çok tedirgin olan bir grup vardı. Şimdi aşılar geldi diye tedirgin olan çok büyük bir grup var. Yani tahmin ettiğimizden daha güçlüyüz diye düşünüyorum ben. Yani insan yaşamını idame ettirdikçe, hala hayatın içinde kaldıkça tabii ki alışma süreci de devam ediyor. Zaten ne diyoruz artık? Covid sonrası demiyoruz. Covid'den sonrası diyoruz ve alışma sürecinden bahsediyoruz. Ve bazı tarafların hala ortaya çıkabileceğinden bahsediyoruz. Covid'le birlikte ne oldu aslında? Biraz da oraya bakmak lazım. İnsanların daha izole kaldığı, birbirinden daha uzak kaldığı dönemler oldu. Ve dönüp baktığımızda bizim işimiz de etkilendi. En başında. Yani neden bahsediyorum? Yüz yüze yapılan görüşmelerden bahsediyorum. Tabii. İnsanlar evlerine saklandı. Hekimlere gitmedi, psikoloğuna gitmedi. Yani insanlar okullardan uzak kaldı. Kesinlikle. Yani eğitimler, toplantılar, doktorlarla olan ameliyatlar, birçok şey sekteye uğradı. Ve tabii ki birçok acı yaşadık. Hatta yaşamaya da devam ediyoruz. Ama COVID döneminde biz bir şeyi de görebilme şansına sahip olduk. Biz bugün baktığımızda online terapilerden çok uzunca süredir bahsediyorduk. Online terapiler bizim yeni karşılaştığımız bir kavram değildi. Çok uzun süre vardı. İnternet temelli terapiler, yani sadece terapistin olmadığı, aynı zamanda kişinin belli programları takip ederek kendine yardım, self-help dediğimiz tarafta da birçok temel sistem vardı. Fakat bununla birlikte, yani COVID'in gelişiyle birlikte online terapiler biraz daha ağırlık kazandı. Zamanında çok tartışılan meselelerdi bunlar. Yani ne kadar etkili olacak, ne kadar anlamlı olacak, yüz yüze olanın yerini tutacak mı gibi birçok şey yaşadı. Ve ben şimdi kendi pratiğimde şunu görüyorum. Yüz yüzeyle online yaptığım arasında anlamlı bir fark görmüyorum. Yani ikisini de tercih edebiliyor danışanlarım. Mesela yüz yüze gördüğüm danışanlarıma dönüp bir de online seans veriyorum. Online seans verdiğimde de sonunda danışanıma soruyorum karşılaştırması için. Sen arada bir fark görüyor musun? Görüyorsan ne görüyorsun? Bir de hangisini yapmak istersin? Danışanım bana şöyle diyor. Ya hocam bir fark görmüyorum ben. Yani benim için bir şey değişmedi. Hakikaten online'da da aynı performansı alabildim ben sizden diyor. Fakat burada bunu dediğinde danışanım bir şey daha ekliyor. Diyor ki
Hocam diyor ben galiba diyor online devam edeceğim. Online'ı daha çok tercih ediyor. Yani en azından benim pratiğimde gördüğüm bu oluyor. Yüz yüze devam etmek isteyen danışanlarımız zaten devam edebiliyorlar. Öyle bir opsiyonları her zaman var. Ancak online'ın bizim için açtığı bazı kapılar var. Bunlar neler gibi? Gidemediğimiz yerlere gidebilmek, ulaşamadığımız insanlara ulaşabilmek, onlara da standartize olmuş bir sağlık hizmetini onlara da verebilmek. Çünkü baktığımızda psikoterapiler tabii ki geçmişe göre çok daha gelişti ve dönüp daha yaygınlaştı. Fakat hala bizim ulaşamadığımız yerler var. Hocam şimdi ez cümle araya bir gireyim. Buyur. Online terapilerin yaygınlaşmasının sebebi biraz mecburiyetten. Evet. Ama günün sonunda geldiğimiz nokta online terapiler gerçekten çok iyi sonuçlar verdi. Çok önemli sonuçlar doğurdu. Örneğini veriyorum. Online terapiler reel olmasaydı Deniz Hocam Samsun'a gelebilir miydin İstanbul'dan? Evet, gelemezdin. Çünkü hastalarını bırakamazdın orada danışanlar. Ya da online terapilerle birlikte mesela bir soru sorayım size. Hangi ülkelerden şu an hastalarınız var? Ben biliyorum bu sorunun cevabını da evet. Onun için soruyorum yani. Yani sanırım birçok yerden farklı insanlarla karşılaşabiliyoruz. Ülkeleri saymaktan ziyade ben size şöyle bir örnek vereyim. Aynı anda olmasa da dönüp farklı seansları farklı ülkelerde yaptığımız danışanlarımız oluyor. Normalde bu grup bizim mağdur grubumuz olurdu. Evet. Neden? Çünkü kişi ülkeler arası gezmek zorunda. İşi gereği böyle yaşamayı idame ediyor. Ya da bir gurbetçi kardeşimiz. Ya da bir aynı gurbetçi dilde kardeşimiz. Birisiyle buluşamıyor. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve vesaire bir ülkede aynı dilde birisini bulamıyor. Derdini anlatabileceği. Kesinlikle öyle. Yani böyle baktığınızda aslında biz belki de Türkiye'de Avrupa standartlarında bir hizmet veriyoruz. Yani bizim bu EABCT dediğimiz Avrupa standartlarında bilişsel davranışsal terapi verdiğimize dair aldığımız belgeler ve orada akredite olmamızdan bahsediyorum. Biz bir Avrupa ülkesinden daha uygun bir fiyata bu sağlık hizmetini veriyoruz. Ve bunu kişi online olarak alabiliyor. Yani benim birçok danışanım var ve yurt dışındalar. Ve bu konuyla ilgili herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Dönüyoruz ve kişiye destek olmak için burada elimizden gelen malzemeyi hala kullanıyoruz. Kaldı ki online tedavileri yani online terapileri ben ya online ya da yüz yüze de diye ayırmak istemiyorum. Çünkü bu iki uçlu düşünme biçimi bizim genelde ülkemizde çok gördüğümüz bir şey. Yani ya o ya bu. Yani ben onun yerine ikisinin arasında da bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yani şundan bahsediyorum aslında. Benim danışanım her terapiye, her seansa, her an aynı yere gelmek zorunda, kalmak zorunda olmayabilir. Başka bir işi vardır, gitmek zorunda olduğu bir yer vardır, bir yakınına bakmak zorundadır. Ve online terapileri ben dönüp bir malzeme olarak görüyorum. Yani aslında bir ustanın aletlerinden biri. Ben bunu gerektiği zaman cebimden çıkartabildiğim ve kullanabildiğim bir cihaz. Ama bu şu demek değil aynı zamanda. Yüz yüze terapilerde kişiler iyileşir ya da online'da kişiler iyileşirden ziyade. Sonuç olarak birisi birisinden iyi değil. Evet. Yani tedavi sonucu olarak birisi birisinden iyi değil. Kesinlikle. Hemen hemen denk. Evet. Ama öbür tarafından bakınca bunu da yapabiliyorum, bunu da yapabiliyorum. Aslında hocam uzakları yakın etti. Aynen öyle. Uzakları yakın online terapiler. Etti. Öyle aynen söyleyebiliriz öyle. Yani. Süper. Kesinlikle öyle olur. Tabii bunlar kıymetli bilgiler bizim için. Şimdi Deniz Hocam'la ilgili birkaç küçük bilgi daha vermek gerekiyor. Aslında programın girişinde sunuşu yaparken bahsetmiştim sizlere. Kendisi bir takım psikoloji derneklerinin eğitim organizasyonlarında ve genel sekreteryalarında bulunuyor. Tabii. İsminden bahsetmemizde bir beis yok. Mehmet Sungur Hocamızın ekolünden evet, geliyorsunuz. Mehmet Sungur Hocam. Kendisi de Türkiye'nin tabii ki sayılı. Bir değilse iki, iki değilse üç. Yani bir elin parmakları kadar çok çok kıymetli hocalarımızdan bir tanesi. Ve Deniz Bey de onunla beraber çok çok yakın çerçevede çalışıyor. Şimdi dolayısıyla tecrübeniz sebebiyle, tecrübe biraz yetki ve sorumluluk koşuttur. Tabii. Tecrübe yüksek olunca sorumluluk da yüksek oluyor. Bir de sizin süpervizörlük yaptığınızı biliyorum. Süpervizörlük ne demek ben biliyorum ama ekranları başındakiler de biraz bilgi sahibi olsun istiyorum. Yani psikolojik danışmanlık anlamında süpervizörlükten de şöyle kısa birkaç cümleye bahsedin istiyorum. Tabii. Şöyle diyeyim o halde Volkan Hocam, belki şöyle dersem daha kapsayıcı olur. Yani
Süpervizör bizim aslında bünyesinde bulunduğumuz derneğin kıymetli hocalarının süpervizyon yaptığı eğitim grupları var. Benim bireysel olarak verdiğim süpervizyonlar var. Süpervizyon ne demek? Süpervizyon aslında kanıta dayalı tedavilerde ne demiştik biraz önce? Kapalı kapılar ardında olup kuralları ve çerçevesi olmayan bir şey yerine dönüp kuralları, çerçevesi ve bir işleyiş biçimi olan, kafamıza göre iş yapmadığımız, belli bir kuralı olan bir terapi modeli olduğu için kanıta dayalı olan tedaviler, dolayısıyla bunu da yaparken bu kuralları ne kadar uygulayabildim, ne kadar uygulayamadım, ne kadar iyi hizmet verebildim, daha iyi neler yapabilirimin sorusunun cevabı aslında süpervizyon oluyor. Yani ne oluyor? Daha deneyimli bir kişinin daha az deneyimli bir kişiye daha az yorularak, daha kıymetli şekilde, daha anlamlı şekilde bir tedavinin karşı tarafa, yani kişiye, yani aslında sokaktaki vatandaşımıza daha iyi nasıl verebileceği üzerinde iki kişinin, belki de bizden fazla, yani büyük bir grubun dönüp ne yapması? Bir kişi için oturup düşünüyor olması ve onun için en anlamlı tedavi rasyonelini oluşturma çabasına biz basitçe süpervizyon diyoruz. Evet, yani sadece danışanın değil, danışılanın da danıştığı bir kurum haline dönüşmüş oluyor. Kesinlikle. Hocam, bu online terapilerden çıkmışken aslında söz, tabii, bir cümle daha kurmak istiyorum. Bilmiyorum, siz beni onaylayacak mısınız bu konuda? Söz konusu psikiyatri, psikoloji ya da psikoterapi olduğu zaman halk arasında şöyle bir durum da var. Çok psikoloğun kapısında görünmek istememek. Ya da hastaneye gidip de hastanede psikoloji, yani psikolog polikliniğinin önünde ya da psikiyatri polikliniğinin önünde görünmek istememek diye bir şey var. Bakın, doğru demiyorum, yanlış ama var, gerçek. Yani bu bizim onayladığımız bir durum değil. Nerede rahatsızlığımız varsa orada şifa buluruz. İnsanın ağrısı neredeyse canı oradadır, değil mi? Ve gidip şifasını bulmak için mücadele verir. Fakat bu bir gerçeklik. Yani psikiyatri polikliniğinin ya da psikoloji polikliniğinin kapısında bulunmak istemez hasta. Online terapi biraz bunları da aştı mı? Aslında yani sizinle hastanız arasındaki mahremiyeti sınırsız hale getirdi mi? Bu söylediğiniz kısmı evet, bizim için kolaylaştırdı. Yani aslında neden bahsediyoruz? Etiketlenmekten bahsediyoruz. Yani bir kere ne yazık ki diye söyleyelim, evet, değil mi hocam? Yani izleyicilerimize de ekranları başındakilere de söyleyelim onu. Ne yazık ki etiketlenmekten bahsediyoruz. Yani psikiyatrik bozukluklarda biz neyi görüyoruz? Genel kanı ne? Yani grip oluyoruz, hastayız diyoruz ama gripin geçen bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama bir kişi depresyon tanısını aldığında, belki artık depresyon için değil ama ağır bir bozukluk dedikleri, yani şizofren gibi bir bozukluktan bahsediyorsak, o etiketi artık biz hayat boyu üzerimizde taşıyoruz neredeyse. Bipolar gibi birçok problemde bu etikete maruz kalıyoruz ve hayatımız belki etiketsiz baktığımızda, yani etiketler olmasa belki gerçekten problemin kendisiyle yaşayacağız ama etiketin yüküyle eziliyoruz bazen. Ama sizin dediğiniz gibi böyle bir gerçeklik var. Burayı sadece anında değiştirmek gibi bir lüksümüz de yok. Bu hayatın bir parçası. Dönüp burada online seanslar bizim işimize yarıyor. Neden işimize yarıyor? Çünkü kişi normalde hiç gelmeyecek. Zaten gelmiyor. O yüzden hiç gelmeyeceğine online terapilerle fayda buluyor oluşu bizim için hala çok anlamlı. Kaldı ki kişi için de hala çok anlamlı. Ayrıca pratikte. Yani nasıl pratikte? Şimdi mesela daha sakin bölgelerde yaşayan insanlar için bu çok belki anlamlı gelmeyebilir ama daha kozmopolit yaşayan bir yerde, yani daha yoğun nüfusun olduğu yerlerde bir yerden bir yere gitmenin gerçekten bir yükü var. Ve kişiden mobilize olmanın da bir yükü var. Mobilize olmanın bir yükü var. Aracınızı bir yere bırakmanın ayrı bir yükü var. Onu geri almanın bambaşka bir yükü var falan filan diye gidiyor. Online seanslar burada işimize yarıyor. Bir de dediğiniz gibi dönüyorum ve ben mahremiyetimi ancak terapistimle paylaşabiliyorum. Ama bunun bir de diğer yüzü var. Yani online terapilerde bizim bazı temel ihtiyaçlarımız var. Yüz yüze terapilerde olmayan. O da ne gibi? Kişinin kendine ait bir odasının olması gibi. Neden bunu diyeceksiniz? Çünkü yüz yüze görüşmelerde zaten terapistin odasını kullanıyorsunuz. Terapistin alanını kullanıyorsunuz ama online terapide eğer kendinize ait bir odanız varsa bu odayı bulmanız gerekmeyebiliyor. Ama eğer yoksa o zaman dönüp zaten online terapiler sizin için çok uygun olmayabiliyor. Çünkü mevcut koşullar, fiziksel koşullara da ihtiyacımız var bizim.
Bu kıymetli bir durum. Yani günün sonunda yine hasta ve danışan ve danışanın mahremiyetiyle çerçevelendirmiş oluyoruz. Aynen öyle. Ama dediğiniz gibi etiketten büyük oranda bizi koruyan bir durum. Hocam, şimdi sınavlar yaklaşıyor. Tabii. Sizin ailenize de var sınava girecekler. Doğru. Ne diyorsunuz, sınav kaygısı desek, sınav yaklaşıyor desek. Ben kendimden hatırlıyorum, üniversite sınavına gireceğim zaman hiç kaygım ve stresim yoktu. Sınava bir hafta kalası o zamanlar bir televizyon kanalında ana haberde siyah bir ekranın üzerine beyaz puntolarla yazı gelmişti. Büyük sınava 7 gün kaldı diye. Ben o zaman sınava 7 gün kaldığını fark etmiştim. İnanılmaz stres olmuştum yani. Evet. Keşke izlemeseydim ve bunu bir sonraki gün, iki sonraki gün arkadaşlarımla paylaştığımda herkes denk gelmiş. Çok da izlenen bir haber programıymış Tevekkeli. Herkes aynı şeyi söylemişti. Şimdi sınav kaygısı, bir defa kaygı nasıl pekiştirilir? Az önce biraz bahsettiniz, açmak istiyorum. Tabii. Önüne nasıl geçilir? Bu çok çok daha kıymetli, özellikle bizi izleyenler için. Tabii. Yani biraz önce sizin söylediğiniz gibi dönüyorum ve bir sınava gireceğim. Belli bir performans sergilemem gereken bir durum var. Ve dönüyorum, bu performansı mevcut becerilerimle ne kadar sergileyebilirim? Yani cebimdeki bilgiyi ne kadar dönüp işin kendisine yatırabilirim gibi bir durum oluyor. Ve sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi dönüyorsunuz ve ekranda o gördüğünüz siyah ekranın üzerine beyaz gelen yazı. Büyük sınava 7 gün kaldı. Ve anında tetikleniyoruz. Şu anda bile tüylerim diken diken. Çok hızlıca tetikleniyoruz. Ne oluyor? Eyvah, sınav yaklaşıyor. Ve şimdi zihnim konuşmaya başlıyor. Ya yapamazsan, ya olmazsa. Ne yapıyorum? Olumsuz senaryolar düzenli olarak aklıma geliyor. Bu olumsuz senaryolar düzenli olarak aklıma geldiğimde ne demiştik biraz önce? İnsan belirsizlikten çok da hoşlanan bir canlı değil. Ve belirsizlikle şimdi bir başlıyorum ve oraya bir çözüm amacıyla gidiyorum belki. Yani dönüyorum, böyle olmazsa ne olurla uğraşırken bir bakıyorum ki ben bu işin içinde kaybolmuşum. Kendi zihnimdeki düşüncelerle dövüşürken buluyorum kendimi. Ne yapıyorum? Çıkmaya çalışıyorum. Bu sefer ben bunu niye düşünüyorum diye düşünüyorum. Ne yapıyorum? Dönüyorum, aklımdakini ikna etmeye çalışıyorum, susturmaya çalışıyorum. Dönüyorum, yok yok olmaz, merak etme. Bu zamana kadar yaptın, şimdi de yaparsın diyorum. Ve zihnim tekrar konuşuyor. Ya yapamazsın. Dönüyorum, bu tarafı susturmaya çalışırken hala hangi döngünün içinde kalıyorum? Hala neyle uğraşıyorum? Kendi aklımdakiyle. Kendi aklımdakiyle uğraştıkça vakit kaybediyorum. Vakit kaybettikçe daha çok geriliyorum. Ve sizin dediğiniz gibi tüylerim diken diken oluyor belki de. Ama tüylerim diken diken oldukça dönüp hala kendi kafamdaki düşünceyle uğraşıyorum. Uğraştıkça meselenin kendisinden uzaklaşıyorum. Belki de bizim zaten erteleme davranışı dediğimiz şey biraz da böyle çıkıyor ortaya. Yani ne yapıyorum? O kadar geriliyorum ki artık masanın başına oturmak dahi istemiyorum. Modum düşüyor, canım sıkılıyor. Dönüyorum, günün sonunda ne yaparken buluyorum kendimi? Kafamdakiyle uğraşırken buluyorum. Zihnimdekiyle uğraşırken buluyorum. Ve size şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki çok basit bir işimiz olsun, çöpe atmak. Evimizden çöp atacağım. Kafamda ne kadar uğraşırsam uğraşayım, zihnimde ne kadar çöpe atmam gerek, çöpe atayım, ya ben çöpü nasıl atarım, acaba çöpe attığımda düzgün atar mıyım gibi düşüncelerle ne kadar uğraşıyorsam çıkıp evden çöpe atmış olurum. Olabilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O halde benim bununla uğraşmamı ne sağlıyor? Ne oluyor da ben burayla uğraşıyorum? Şöyle demek lazım belki de. Dönüp baktığınızda ortada bir düşünce var. Ve ben bu düşünceye karşı dönüp bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Diyorum ki yeterince burayla uğraşırsam, yeterince zihnimdeki düşünceyle uğraşırsam belki de bir çözüm bulurum. Ama bu sistem benim elimde çok işe yaramıyor. Neden işime yaramıyor? Çünkü ben bu belirsizlikle uğraştıkça belirsizliği miktarını azaltacağıma, belirsizlikleri daha çok fark etmeye başlıyorum. Ve her belirsizlikle karşılaşıp fark eden kişi gibi rahatsız oluyorum. Rahatsız oldukça dönüp daha çok uğraşıyorum ve daha çok fark ediyorum. Siz biraz önce ne demiştiniz? Sınavdan önceydi. Belki sınava daha önce de 8 gün kalmıştı. Evet. Ama gayet rahat bir şekilde oturuyordum. Fakat geldi ve siyah ekranın üzerine beyaz punto yazı. Büyük sınava 7 gün kaldı. Geldiği anda başladım ben. Ne yapacağım şimdi? Ne olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi derken sınavın kendisine çalışmaktan,
kendimi hazırlamaktan, sınavdaki işimi yapmaktan çok uzaklaşıyorum. Bu basitçe anlamda böyle. Danışanlarınız oluyordur kuvvetli muhtemelen sınav kaygısıyla baş etmek için. Evet, peki bir sorum daha var. Şimdi biz artık Mayıs ayındayız ve sınava çok az kaldı. Evet. Şu tarihten itibaren bir psikologla beraber hareket etmek sınava girecek kardeşlerimiz için fayda sağlar mı? Yoksa bunu daha uzun bir süreye mi yaymak gerekirdi? Yani daha doğrusu sorum şu. Uzun süreçte bir psikologla yani birisine danışaraktan bu kaygıyla baş etmek fayda sağlar mı? Bu sorunun cevabını biliyorum. Ama şu sorunun cevabını bilmiyorum. Kısa süre kalası bir psikologla görüşmeye başlamış olmak, sınava 2-3 hafta kalası başlamış olmak kardeşlerimize bir şey katar mı? Bunu tabii hem kardeşlerimiz için hem de aileleri için soruyor. Tabii. Çok anlamlı bir soru Volkan Hocam. Yani dönüp buraları konuştuk. Şimdi de şurayı soralım diyorsunuz. Bu ne kadar sürede belki de anlamlı bir fark yaratabiliriz diye soruyorsunuz. Evet. Tamam. Şöyle söyleyelim. Şimdi kanıta dayalı tedaviler işte burada tekrar karşımıza çıkıyor. Çünkü kanıta dayalı tedavilerde biz neyi görüyoruz? İşin yapıldığında etkiyi ölçtüğümüz, etkisizliği ölçtüğümüz, anlamlı bir şeyde farkı ne kadar sürede yarattığımızı ölçtüğümüz için şunu rahatlıkla söylemek belki anlamlı olur. Yani performans kaygısıyla ilgili baktığımızda, sınavla ilgili bir duruma baktığımızda tabii ki bu sürede de hala biz kişiler için anlamlı sonuçlar elde edebiliyoruz. Hala elde edebiliyoruz. Hala elde edebiliyoruz. Zaten 2 aylık bir periyot, bizim haftada bir görüşme yaptığımız bir aralık gibi düşünürsek eğer, çok da küçük bir zaman değil, aksine 8 hafta gibi bir süre yapıyor. Hatta 7 hafta, 8 seansta bizim yolculuğumuzu bitirdiğimiz, 4 seansta yolculuğumuzu bitirdiğimiz çok danışanımız oluyor. Yani uzun süreli, uzun soluklu tedavilerin belki de yani yolculukların dünyadaki insanların artık o kadar vakti yok. Öyle söyleyeyim. Birçok şeyi yapmaları gerekiyor. Birçok yerde bulunmaları gerekiyor. Belki de online terapiler bu noktada da biraz işe yarıyor. Çünkü benim evime gitmem, işime gitmem, çocuğumla ilgilenmem gibi birçok neyim oluyor, görevlerim oluyor. Ve bu aralıkta kendime bir zaman ayırmam, kendi problemimle ilgili bir çözüme kavuşmam gerekiyor. Ve burada online tedaviler bizim işimizi kısmen daha çok kolaylaştırıyor. Çünkü ben bunu daha özgürce yapabiliyorum. Hocam tabii bu sınav kaygısıyla alakalı aile terapisi de gereksinim duyulabilen bir şey mi? Çünkü kızım sınava girecek, ben daha çok stresliyim gibi. Ya da anne daha çok stresli. Süper. Çok harika bir soru hakikaten oldu bu Volkan Hocam. Yani ne diyorsunuz aslında bana şimdi? Sadece kimi tedavi ederim diyorum. Yani sadece kişinin sınava girdiği değil, aileyi bir sistem gibi gördüğüm ve hepsinin buradan etkilendiğinden bahsediyoruz. Yani dönüyoruz, aileyi bir çark gibi ele almaktan bahsediyoruz. Doğru söylediğiniz, çok da haklısınız burayı söyleyerek, ebeveynlerin de üzerinde bir yük var. Hakikaten çocuğu sınava girecek ve ebeveynler de kaygılı doğası gereği. Acaba olacak mı? Yaparsa ne kadar yapacak? Dönüyorlar, bazen ebeveyn daha kaygılı olabiliyor, bazen çocuğun kendisi daha kaygılı olabiliyor. Farz edelim ki çocuk daha kaygılı. Ve dönüyor ebeveyn, çocuğunu ikna etmeye çalışıyor. Dönüyor diyor ki, evladım merak etme, bu kadar da büyütülecek bir sınav değil. Yani ne yapıyor? Kişinin çocuğun aklındakini, yani endişesini azaltmaya çalışıyor. Dönüyor, onu ikna etmeye. Olmaz, olmazsa seneye girersin. Olmazsa seneye girersin, ebeveyn perspektifinden, ebeveynin penceresinden baktığımızda kişiyi rahatlatacak gibi görünüyor ama öğrencinin karşısından baktığımızda, onun perspektifinden baktığımızda ise büyük bir felaket. Çünkü seneye girerim ve şimdi dönüp tekrar başlıyorum. Ya seneye de olmazsa? Evet. Ne yapıyorum? Beni aynı döngünün içinde tutan ya da bir negatif pekiştirici oluyor. Ya da bir negatif pekiştirici ailem oluyor. Ailem benden umudu kesti. Süper. Şimdi bir de dönüyor. Ailemi ne yaparım? Belki de memnun edemem gibi bir problemle karşılaşıyor. Arkadaşlarım nelerle karşılaşıyor gibi. Peki anne babalara son tavsiyelerimiz neler? Sınav kaygısıyla bitirelim bence. Tabii. O halde belki de şöyle söylesek kardeşlerimize de tavsiyelerde bulunalım. En kıymetlisi onlar. Şöyle söylersek daha anlamlı olur. Yani dönüp baktığımızda zihnimizdekiyle değil de önümüzdekiyle uğraştığımızda, yani önümüzdekiyle uğraşmamız gerektiğini fark ettiğimiz zamanlar oluyor bazen. Yani ne yapıyorum? Ben düşüncelere kaydığımda, yani acaba olur mu, acaba yapabilir miyim, ya olmazsa, bak o da yapamamıştı, bak onun da karşısına böyle şeyler çıkmıştı, şimdi denemeden çözemedim, şu konularım benim eksik gibi tarafları fark ettikçe bu düşüncelerle uğraşarak
dikkati burada tutarak aslında nereden uzaklaşıyorlar? İşin kendisinden uzaklaşıyorlar. Eksiklerini tamamlamaktan uzaklaşıyorlar. Dönüp sınavın kendisinden uzaklaşıyorlar. Bu kısmen belki biraz rahatlatıyor. Yani bizi kaygıdan uzaklaştırmıyor ama bize biraz rahatlatıyor. Ama uzun vadede baktığımızda bizim daha az performans göstermemize, bizim meseleden daha çok uzaklaşmamıza, yani sınavın kendisinden uzaklaşıp sınavın düşüncesiyle daha çok oynamamıza ve orayla daha çok uğraşmamıza sebep oluyor. O sebepten dolayı ben böyle durumlarda ebeveynlere çocuklarını ikna edip sorunu küçültmeleri için dönüp problemi küçükmüş gibi göstermemelerini tavsiye ediyorum. Yani merak etme çocuğum, o sınav o kadar da önemli değil demek aslında hiçbir işimize yaramıyor. Neden? Yani şöyle düşünün. İlişkilerden örnek verince daha anlamlı oluyor ama. Yani ben ne yapıyorum? Partnerimden ayrılıyorum. Üzülme bu da geçer diyor bana arkadaşım. Benim üzüntüme bir faydası oluyor mu benim arkadaşımın bana bunu söylemesi? Olmuyor. Benim üzüntüm hala aynı üzüntü. Bir de dönüyorum şimdi. Arkadaşımın bana bunu dediği için canım sıkılıyor. Çünkü anlaşılmadığıma dair ne yapıyorlar? Düşünceler aklıma geliyor ve canım sıkılıyor. Yani demek istediğim şey şu. Küçültmeyelim. Çünkü küçültmeye çalışırken hala aynı döngünün içinde tutuyoruz. Hala dönüyoruz ve sınav düşüncesini pekiştiriyor oluyoruz. Onun yerine dönüp erteleyelim. Yani şimdi sınavla ne olursa diye değil de dönüp sınava bakalım. Elimizden geldiğince buraya yapalım. Oraya o zaman bakarız diyerek erteleyelim. Belki ertelediğimizde dönüp bir daha uğraşacağımızda o düşünceyle eskisi kadar bizi rahatsız etmediğini fark edebiliriz. Belki de en güzeli belki de unutabileceğimizi fark ederiz. Yani aklımıza gelen o bizi yoğun endişeye sürükleyen tarafı unutabildiğimizi fark ederiz. Şöyle diyerek bitireyim hatta. Bu zamana kadar endişelendiğimiz şeylerin kaçını hatırlıyoruz? Benim mi hocam? Evet. Nereye gitti onlar? Biz ödevlerimizi zamanında yapalım. Sonrası zaten olacağına varıyor biraz da. Doğru mu hocam? Efendim, Samsun'dan Dünya'ya Sağlık programı gerçekten bu hafta yine çok keyifliydi. Uzman psikolog arkadaşımız Sayın Deniz Kurt'la birlikteydik. Benim için terapi gibi oldu. Eminim sizler için de öyle oldu. Biz birçok şey öğrendik. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Son sözlerinizi alayım, sonra ben de programı kapatayım. Açıkçası Volkan Hocam, ben de bu programı yapabildiğimiz için çok mutluyum. Benim için de çok anlamlı oldu. Yani Samsunlu arkadaşlarla zaten tanışıyorduk, karşılaşmıştık. Ancak ülke içinde insanlara bu konuyla ilgili bir şeyler verebildiğimize olan inancımızın pekişmesi için bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Büyük keyifti bizim için. Efendim, biz her hafta evlerinize konuk olmak üzere bu haftalarınızdan ayrılıyoruz. Samsun'dan Dünya'ya Sağlık programı, Samsun'un dünyaya açılan penceresinden, Kanal S ekranlarından bu haftalık bu kadar. Hepiniz sağlıcakla ve esenlikle kalın. Görüşmek üzere.